Ben 60 yaşına yaklaşıyorum. Bu demektir ki uzunca bir geçmişte Türkiye'nin çeşitli iniş çıkışlarını biliyorum, yakından yaşadım. Türkiye benim geçmişimde bugünkü kadar tehlikeye yaklaşmadı hiçbir zaman. Bu gidişatın Türkiye'de tehlikeli olduğunu düşündüklerinin yolunda mesajlar vermeye başladılar. Bir süredir bunlar geliyordu. Görmek isteyen görür. Ben hep açık istihbarattan çalışırım. Hiç öyle böyle istihbaratçı kaynaklarım, güvenilir kaynaklar gibi şeylerim yoktur. Ben yayınlanmış kaynakları iyi okuyarak sonuçlara varabiliyorum. Ve bunlar da dünyada çıktı çeşitli yerlerde. Türkiye'nin yeni bir deneye başladığını, kendisinden daha önce umut edilen demokratik, modern, laikliği de içeren bir Müslüman ülke olma yolundan çıkmaya başladığını ve uçta yer alan İslami gruplara destek vererek kendi içinde de sertleşmeye başladığını ve bunun korkutucu olduğunu düşünmeye başladı Amerika. Hı hı. İsrail de onları fıştıklıyor tabii kendi politikası gereği. Şimdi Mısır'da böyle bir şey olduğu zaman ne oldu? Sonuçlarına bakıyoruz. Amerika orada Müslüman kardeşlere bastı, destek veriyordu. Onların yanında durdu ve destekledi. Ve ondan sonra Müslüman kardeşler ani bir dönüş yaparak sertleştiler. Bunu çeşitli yönleriyle belli ettiler. İsrail'e neredeyse savaş açacak kadar sert politika izlemeye başladılar. Bu sertleşme, U dönüşünün bedeli orada darbe oldu. Türkiye'de darbe koşulları artık yok. Böyle bir oyun var. Bu da darbenin yerine geçen şeydir bugün bize olan şey. Amerikan Hazine Bakanlığı ve Hazinesi, Treasury, de global, illegal para akışlarının uzmanı olan, eski uzmanı olan bir adam açıklama yapmış. Okudum. Diyor ki Türkiye'de olan şeyler iç politika ve iç yolsuzluklarla alakalı değil. Türkiye bir süredir para akışlarında, dış politika para akışlarında bizim haydut ülke olarak desteklediğimiz, haydut ülke olarak nitelendirdiğimiz ve terörist olarak gördüğümüz gruplara mali akış sağlıyor diyor. Şimdi Amerika'da böyle bir çalışma var. Ben bunu uzun zamandan beri nefesim yettiği kadar bağırıyorum kendi köşemde. Böyle bir örgü örülüyor bize. Ve bunun sonucunda ne olur biliyor musunuz? Bu felakettir. Bunlar bu konu üzerine çalışıp bizi teröre finansman sağlayan terör ülkesi olarak ilan ederlerse, ambargolar koyarlarsa, liderlerimizi damgalarlarsa bizi 100 yıla geriye götürürler.